Hoş geldiniz sevgili izleyicilerimiz. Mutlu günler diliyorum, huzurlu günler diliyorum ve bugüne özel aşk dolu, sevgi dolu günler diliyorum. Tabii bugün sevgililer günü, sevgililer gününüz kutlu olsun ama her günümüz inşallah böyle aşkla geçsin, sevgiyle geçsin. Sevgiliniz yoksa da, eşiniz yoksa da, arkadaşlarınızla da, ailenizle de aranızda hep çok büyük bir sevgi olsun ve ömür boyu sürsün inşallah diliyorum efendim. Evet, bugüne özel Sevgililer Günü konsepti adına ilişkilerle ilgili konuşacağız, evliliklerle ilgili konuşacağız. Çok değerli evlilik danışmanı, aile danışmanı Selin Karacehennem hanımefendi bizlerle birlikte. Merak ettiğiniz sorularınız için evliliğinizle ilgili olabilir, sevgilinizle ilgili olabilir ve bekar olsanız da hayatınızda kimse olmasa da dahi nasıl hoşlandığınız erkekle bir birlikteliğe doğru çıkabilirsiniz, bununla ilgili olabilir. Sorularınız için 0212 627 4848'den bize bağlanıp Selin Hanım'a sorabilirsiniz. WhatsApp hattımız 0530 848 1312'den de bize an be an merak ettiğiniz sorularınızı yazabilirsiniz. Berat Aşıcıoğlu ile günün getirdiklerine hoş geldiniz. Başlıyoruz. Hoş geldiniz Selin Hanımcığım. Hoş bulduk canım. Nasılsın? İyiyim. Teşekkür ediyorum. Tekrar sizi burada görmek çok güzel bir mutluluk. Sağ ol canım. Çok teşekkür ediyorum. İnşallah hep böyle devam ederiz. İnşallah. Sevgililer günü değil de sevgiler günün senin değil kutlu mi? Olsun. Bilmiyorum senin sevgilin var mı ama. Yok sevgilim. Olmayanlara yazık değil mi yani? Aynen İlla öyle. Sevgililer günü evet. Demek sevgili mi? Tabii doğru söylüyorsun. İşte o yüzden dedim. Sevgiler günü biliyorum açılışını, sen de aynı şeyi söyledin. Aynen öyle. Yani bugün evet sevgililer günü ama sevgilisi olmayanlar da bu sevgiyi gayet arkadaşlarıyla, dostlarıyla gezmelere gitmek yani illa sevgililere has değil. Gidebilirler yani. Değil i̇şte mi? Öyle. Aynen öyle düşünüyorum ben. Yani de. Şimdi aşk, sevgi çok önemli, çok kutsal duygular tabii bunlar Selin Hanımcığım ama bunları sürdürebilmek asıl mesele. Her şey öyle değil mi canım? Tabii. Zayıflıyorsun. Zayıflamak değil, onu devam edebilmek. Aynen öyle. Hayat boyu. Evet. Zaten Berat'cığım 3 haftadan sonra her şey için neredeyse bir şeyden vazgeçmek istiyorsan 3 hafta dayanacaksın. Ondan sonra ne sigara, ne tatlı, ne şu, ne bu, ne için tuttuysan alışkanlık oluyor ve bitiyor. Niye acaba öyle? Bilmem. Vücudumuz buna göre kendini ayarlamış. 21 gün. Ama öyle kalkıp da mesela içkiciler, evet ilaç milaç veriyorlar, işte rehabilitasyon center'lar var ama 3 haftadan sonra bir şöyle aman ne güzel diye bir kokla gittiğinde gitti kalırsın. Gitti yine? Bağımlılık devam oluyor değil mi? Yani geri geliyor. Peki o zaman şöyle bir soruyla başlayayım mı bağımlılık demişken Selin Hanımcığım? Aşk sizce bir bağımlılık mı, hastalık mı? Hastalık değil tabii ki. Bağımlılık demek istiyorsan biri olmadan o aşık olduğun kişisiz duramıyorsun. Yani hadise bu. Onu görmeden duramıyorsun. Böyle vücut, insanın ruhu hep onu istiyor. Eğer bu bir hastalıksa hastalık. Ama tatlı bir hastalık. Nasıl tatlı yemek için çikolata için ölüyoruz. O anda o da bir kriz yani diyorsunuz yani, değil mi? Ben aşka inanırım ama daha çok sevgiye inanırım. Sevgi daha kalıcı değil mi? Kalıcı. Hiçbir şekilde görmesen de seviyorsun. Görsen de seviyorsun. Zaten ikisi de esas da gözünü alamıyorsun sevdiğinden. Aşık olduğun kişiden böyle aşkta biraz böyle şey gibi hani bir şoke olmuş gibi oluyorsun. Böyle kalıyorsun. Gördüğün zaman wow diyorsun. İşte bu. İşte bu. Bu arada sevgili izleyicilerimiz eğer yakınlarda oturuyorsanız evet. Böyle Beşiktaş ilçesinde özellikle oturuyorsanız hani size yakın olma açısından yetişebilirseniz eğer biz yayından sonra Selin Hanımcığım'la beraber Ortaköy'de merkezde bulunan otelin ismini veremiyoruz reklam olacağı için Ortaköy meydanda bulunan cadde üzerinde bulunan daha doğrusu bir otel var. O otele gideceğiz Selin. Bir sürü otel var nasıl bulacaklar? Hayır cadde üzerinde Dereboyu cadde üzerinde Ortaköy'de zaten benim sosyal medya hesabımdan Instagram
sayfama girerseniz, bakarsanız orada görebilirsiniz hangi otel olduğu da yazılı. Evet. Yayından sonra saat 16.00'da oraya gelirsiniz eğer, Selin Hanım'ın ilişkilerle ilgili, evliliklerle ilgili de çok değerli tavsiyelerine şahit olursunuz. Merak ettiğiniz sorularınızı da sormuş olursunuz ve yüz yüze de hem Selin Hanım'la hem benimle de tanışmış olursunuz. Bekliyoruz hepinizi. Saat 16.00'da hepinizi de bekliyoruz. Evet, aynen evet. Öyle. Peki Selin Hanımcığım, şimdi öncelikle insanlar birini sevdiğini nasıl anlayabilirler ilk etapta? Öyle dedikleri gibi pır pır kalbin çarpar falan vardır tabii, muhakkak var. Evet. Yani heyecanlanıyorsun. Fakat yani böyle idefix halinde kalıyor. Hep onu görmek, ona bakmak, onun yanında olmaya çalışmak, bunların hepsi zaten çok beğendiğini gösteriyor. En azından en ufak tabirle çok beğendiğini gösteriyor. Ondan sonra onun hakkında fikirler edinmek istiyorsun. Eğer tanımıyorsan, ay bu kimdir, nedir, nerededir, nasıldır? İşte aşkta büyük çoğunlukla kişiler gerisini düşünemiyorlar. Böyle bir çarpılıyorlar. Ama sevgide, aşkta dahi bazı insanlar evvela çok beğendiğini kabul ediyor ama kimdir, nedir? Evli midir, değil midir, bana uyar mı diye düşünebilecek kadar bir mühlete, bir zamana sahiplerse işte o kalıcı oluyor. Yoksa herkes herkesi beğendim diye aşık oldum diyorsa olmuyor. Evet. O olmuyor. Daha aşka sonra mantık üzülüyor. Olmuyor ama değil mi? Vallahi bazı insanlar benim gibi mantıkları süper işliyor. Ama bu şahsa bağlı bir şey. Tabii, doğru. Ben burçlara falan inanmam ama ne bileyim, bazı burçlar çok mantıkçıdır. Evet, benimkisi doğru. Gibi. Oğlaktınız değil mi? Oğlağım, Oğlak evet. Kadını öyledir hakikaten. Yani hem mantık hem çok sevgi var. Ama diyelim ki sosyoekonomik bakımdan bana uygun değilse, ölsem, bitsem, kahrolsam bakmam. Bravo. Çünkü bunun gerisi var. Yani doğru. Bayıldın, ayıldın. Anlık düşünmüyorsunuz. Hayır, yani değil mi? Öyle olması hep gerekiyor. Bir adım ötesini düşünürüm. Doğru. Prensip öyle olarak öyleyim. Lazım. Çünkü sonradan üzüntü çekmek doğru. Ve de çok derinlemesine aşık olmak, sevmek benim karakterimde, kocasına, çocuklarına, demirbaş bir takım esaslara çok derinden bağlı oluyorum. Yani hiç değişmiyorum onlarda. Kusurlarını bile kendimce affediyorum ama eğer bana asla uymayacak birisi ise imkan dahilinde değil, bırakmıyorum kendimi. Bravo. Bu sana uymaz, bitti. Böyle yapmak lazım hakikaten. Sonra çok önemli. Sonra çok üzüntü çekiyorum. Tabii, tabii, doğru. En azından o an çekeriz üzüntümüzü, evet. Sonrasında ama daha rahat ederiz. Hayatımda 3 kere aşık oldum. En son kocama aşık oldum. Neredeyse 45 sene evvelki maşallah. Hadiseler. Bayıldım, ayıldım ama ötekiler de bugün en tanınmış, en iyi yerlerde ve inanılmaz bir mükemmelliyette. Nasıl seçmişim, kader mi, kısmet mi, şans mı bilemem. Ama onlarla evlilik olmadı. Evliliği kadın isteyerek yapamıyor. Kadın, nasip, nasip. Hayır, evet. Erkek isteyecek bir kere. Bunu, değil mi? Kati kesin berat bu böyle. Her gelen hastamla bir kere daha kendime. Adam eğer aşık olduysa, erkek eğer bayıldıysa, ayıldıysa kıza, o evlilik gidiyor. Ama devamını kadın getiriyor. Evlerine kadar erkek seçici, evlendikten sonra kadın götürücü. Yani çok güzel ifade erkek ettiniz, yapamaz, doğru. Yapamaz. Bütün işleri şaheser yapar. Ama evliliği yapamıyor erkekler. Onun için evlenene kadar çoğu erkek annesinin sözünden çıkmaz. Evlendikten sonra da karı köylü olur tabiri caizse. Ama bazıları da annesinin kabuğundan hala çıkamıyor. Ama aşkım onlar baştan... İşte o zaman da evlilikler bitiyor. Bunu ayrı ayrı konuşmak lazım. Yani anneci olan erkek ya da geyler, gizli evet. Geyler evet. Katiyetle onları şey yapamıyorsun, ayıramıyorsun. Aynen öyle. Ne onun yazık için ki baştan izliyorlar. Göreceksin. Her iki kelimenin birinde anne diyorsa, işte anneme sorayım, dur bakayım anneme hesap veriyor gibi. Anneciğim ben geldim, anneciğim ben gidiyorum. Evlendikten sonra da seninle karının fikirleri değil de
Dur bakalım bunu bir anneme soralım. Bunlardan ne yazık ki evlenmeden evvel görün bunları. Evet. Kadınlara söylüyorum. Doğru. Peki aşık olduğumuzu nasıl anlarız? Bir kere dediğim gibi cidden fiziksel reaksiyonlar var. Ya miden ağrıyor, ya buramda diyorlar pırpır. Kelebekler uçuşuyor falan diye, diyorlar. Ben kendi aşklarımı anlatayım. Gördüğüm anda büyülenmiş gibi yani. Böyle muhteşem diye bakıyorum. Sonra işte mantık giriyor, deviriyor. Dur bir dakika, ben sana bir pas vereyim de öyle git diyor. Pas verme nasıl oluyor? Heh, İşte ama şimdi. Sana sen kendine sahip olup kafana koyduğun kişi için araştırma yapıyorsun. Zaten sokakta ya da internette aşk olmaz. Tabii. O zaman sinemada seyrettiğin dizilerdeki adamlara da aşık ol. Tabii, doğru. Olmaz. Bu bir tanıdık vasıtasıyla olacak. Bir arkadaş, bir güvenilir bir yerde olacak. Yok rastlaşmışlar da bayılmışlar da yok arkadaş yani. Yok. Böyle öyle şey olmaz. Onlar masal değil mi? Yani çok sahibini çok üzer. Sana kendini prensin oğluyum diye tanıtsın. Sen de ona inan. Sonra bir bakıyorsun ki neredeyiz? Evet. Ne istiyor? Evvela kendini çok iyi tanıyacaksın. Ne istediğini bir insan ne istediğini bilirse hiç yanlışlık yapmıyor. Doğru. Onu arıyor, kriterlerini arıyor. O kriterler varsa hepsinin olması da şart değil. Bazısı olur, bazısı olmayabilir. Çoğunluğa bakacaksın. %80 evetse hiç kaçırma. Ama daha alttaysa mesela 60'larda hatta 50'lerde filansa hiç zahmet bile etme. Çok üzücü oluyor sonra. Tabii doğru. Ve de insan tabii ki böyle çok dikkatli oluyor. Her şeyinde karşındaki seni beğensin diye çok dikkat ediyor. Konuşması, hareketleri. Onun için aşklarla başlayan evlilikler aynı tarzı devam ettirebiliyorsan ne ala. Ettiremiyorsan. Ama ettiremiyorsan fos çıkıyor. O zaman başlıyor adam veya kadın ne diyor? Sen böyle değildin. Ya da bana diyor ki Selin Hanım evlenene kadar kendini öyle bir değiştirmiş ki bana ben bayılmıştım ama meğerse o değilmiş. Kendinize bakmayacaksınız. Size nasıl davrandığım mühim değil. Mühim de çok mühim değil. Evvela etrafına bakacaksın. Bir kere kriterler tamam mı? Vizyonerliğiniz aynı mı? Dünya görüşleriniz, hayattan beklentileriniz. Aslında görüşlerin aynı olması en önemli kriter değil mi? Tabii. Yani aynı, hayata aynı perspektiften aynı, bakabilmek. Evet, bakacaksın. Doğru. Ya da yakın önemlisi. Bakacaksın. Gerçi bunun arasında çok değişiklikler oluyor. Mesela benim eşimle ben A isem o Z'ydi. Allah rahmet eylesin. Gerçekten mi? Ama esaslarda efendilik, düzgünlük, karakter bunlarda ikimiz aynıydık zaten. Benim dediğim teferruatlarda. Mesela ne bileyim sen bilmem ne şeyini futbol şeyini seviyorsundur. O sevmiyordur. Ya ortasını bulacaksınız ya taraflardan biri fedakarlık yapacak. Aman boş ver ya senin dediğin olsun. La ya ya şaş şaş şa diyorsa öteki diyecek ya yanımda söyleme bari bunu falan hani evet. O şarkıları. Bunun gibi tamamen değişiktik. Yapabildiklerimizin çoğunda ben ona uydum isteyerek. Uyamadıklarımda ortayı bulduk. Sevgili eşim de aradan bir 10 sene geçtikten sonra tıpkım oldu. Nasıl değişti bilmiyorum. Peki bir de şöyle bir şey var. Nurlar içinde yatsın inşallah eşiniz. Bir de şöyle bir şey var Selin Hanımcığım. Şimdi baştan çok büyük aşkla gözü kör olacak şekilde tabiri caizse evleniyorsunuz. Sonrasında o aşk geçiyor. İşte ve gerçekleri görmeye başlıyorsunuz. Ama ondan işte, sonrası nasıl? Bir Berat, yol izlenmeli. Şu güzel çiçekler gibi. Hı-hı. Suyunu vereceksin. İlacını vereceksin. Güneş mi istiyor güneşe? Şey mi istiyor? Gölge mi istiyor? Her şeyini bilerek devamını getiriyorsun. Eğer şahıs istiyorsa sana uyuyor. Veyahut ortayı buluyorsunuz. İkiniz de gelebildiğiniz noktaya kadar geliyorsunuz. Ondan sonra şahıslar kendi zevklerine uygun müzikte, işte öteki bir takım hobilerde onları tekteyken yapıyor. Hı hı. Ama sen de bilerek şey veriyorsun yani tamam sen git bugün arkadaşlarını atıyorum bilmem ne yap diyorsun. O gün o saatte evde oturup da ay nereye gittiler de beni bıraktı da her yere niye gitmiyoruz beraber? Hayır. İnsanlara nefes alacak nokta bırakacaksın. Tabii. Yani senle evlendi ya da senle çıkıyor diye arkadaşlarını görmeyecek.
o zevklerinden fedakarlık yapacak. Sor yani, o kadar da istemeyeceksin. Ama sen eğer o gün ona diyorsan ki sen arkadaşlarına git de işte atıyorum bir şey oyna, bir şey yap, sevdiği bir şey. O zaman sen de kendini kendi hobine vakit olarak, yani biriniz diğerini bırakıp da gitmiyorsunuz. Gece mümkünse kadınlara yapmayın diyorum. Yani o ne oluyor? Ben de giderim, yok ben de çıkarım, yok kardeşim. Yani valla ben gerekiyor. Evlilikte çok 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 perspektifi geniş olarak tutup çok inceleme yaptım. Kendi evliliğim hariç, kendi görüşlerim hariç, küçücükten beri teyzelerimin, annemin, babamın, herkesin evliliğini kendimce gördüm. Ama sonra da baktım, bazı şeyler var ki eğer yaparsan ona müsait zemin hazırlıyorsun o kötülüğe dönmesi için. Mesela yani inatlaşmayacağız. İnatlaşmak kesinlikle. Kesinlikle yani yok. Sen çıkıyorsun arkadaşların erkek erkeğe, ben de kız kıza çıkarım meselesi bilmem olmayacak. Bilmem ne yarışına girilmez, evet. Berat. Yani ben, sizler daha küçücüktünüz. Amerika'da kadınlara verilen şeyler başlamıştı o. Kadın öne çıksın diye haksızlık falan. Biz bunlarla büyüdük. Evet. Daha doğrusu bunlarla yaşlandık. Şimdi estağfurullah benim, ne yaşlı, çok güzelsiniz hala. Canım benim. Benim bu tarzda yapabileceklerim limitli diye düşünüyorum kadınların. Tamam, emek veriyorsan, alın terini koyuyorsan, eşit sana da ona da aynı miktarda rütbe ve para verilmesi lazım. İnsanlık olarak da eşitsin. Evet. Ama fiziksel olarak eşit misin? Ben değiliz, şunun kapağını açamıyorum. 16 yaşındaki tabii. Çocuk açıyorsa erkek, tabii. Demek ki bir fiziksel fark var. Doğru. Artı ses tonlarımız, kırılganlığımız, en senli benli böyle kadın tabii, bile tabii. Bir tane adam vurdu mu yere seriliyor. Şimdi mesela erkek ihanet ettiği zaman çok kötü bir şey tabii ki. Kadının da ihaneti çok kötü, kötü erkeğin şey, de çok kötü. Ama evet. Şimdi erkek ihanet ettiği zaman toplumda erkektir, yapar, elinin kiri diyorlar. Ama işte onu yapmıyorum. Orada da eşitlik artık. Yok mesela. Yok. Hani ama kadın aldattığı zaman diyorlar ki, olsun sen heh, diyorlar. Evet. Çok kötü bir küfür. En basiti burada zaten eşitlik yok yani. Benim zaten şunu eşit. Anlatmaya çalışıyorum her zaman. Hı hı. Kadının da ihaneti, erkeğin de ihaneti %100 evlilikte ya da birliktelikte ki arızalardan çıkıyor. Şahıslar, hep söyleyeceğim bunu ki öğrenene kadar. Hı hı. Bir, ya karıya kıza gidiyorlar. Ya internette başka erkeklerle konuşmalar chat şeklinde başlıyor. Yahut işte hastalık hastası oluyor, temizlik hastası oluyor. Hı hı. Yahut içki seviyorsa içkiye yöneliyor. Eğer kumar seviyorsa kumara yöneliyor. Çok fazla alışveriş yapıyor. Yahut ne bileyim, deliler zıvanalar gibi yemek yiyor. Bunlar neyi gösteriyor? Hiç böyle şeyler yokken başlamışsa ve en tabii cinsel ilişki bitiyor. Evet. Yani ya da bitecek gibi oluyor. Hı hı. Bunlar da bizim evliliğimizde ya bende ya karşımdakinde bir şey var diye arayacaksın. Hı. Ben mükemmelim, ben dört dörtlük kadınım. Hayır arkadaşım, eğer senin kocan sana ihanet ediyorsa mutlaka bu dediklerimden birinde, yani yapıyorsa, hangisini yapıyorsan sen veya o, demek ki sizin evliliğinizde, birlikteliğinizde mutlaka bir şey bir var. Şey var. Evet. Nereye gidiyoruz? Her şeyin yeri var. Evlilik terapistlerine gidiyoruz. Yalnız çok dikkat etmenizi rica ediyorum. Evlilik terapisti demek, falcılar, gazeteciler, halkla ilişkiciler, evlilik terapisi kesildi. Bunlara yazık. Yok asla paralara. Yani çok iyi bir eğitmen olması gerekiyor. Mesela psikolog, Selin Hanım çok iyi eğitimini aldı bunun. Yıllar ayrıca, evvel. Evet. Kaç yıl oldu bu arada? Vallahi şimdi Türkiye'ye geleli 15 sene oluyor. Hı-hı. Demek evliliğimizde desek ki 40 sene, 45 sene. İşte bir 5 senesinden rahat bir 30 sene. 30 yıl yani siz bu... İlk Amerika'da başladı bu. Tamam bu işe emek verdiniz, evet. Yani 30 yıl ne demek? Sertifikalar aldık. Tabii ki. Buna göre ne derler, eğitim aldım. Tabii. Ben diyorum ki psikiyatrlar, psikologlar, pedagoglar
bu işi yapabilir. Hı-hı. Eğitimini alarak. Evet, evet. Yani evet. Ben nasıl psikoloğum, ben eğitimini almasam da yaparım. Hayır olmaz. Canım, alacaksın. Tabii. Ondan sonra kesinlikle. İşte buna göre gidiyor yani. Aynen öyle. Peki Selin Hanımcığım, bir de şu çok oluyor. Şimdi çiftler sevgililik dönemini yaşıyorlar, flört oluyorlar, sonra sevgiliye dönüşüyor. Fakat ilişkileri çok güzelken evliliğe gitmiyor bu ilişki. Yani ya erkek sorumluluk almak istemiyor, hı hı. Ya da erkek aslında evlenmekten korkuyor, evliliği hiç düşünmüyor. Şimdi bu böyle bir meselede kadın onu nikah masasına nasıl oturtabilir? Bir, eğer mümkünse 30'dan evvel, yani 30'a yakın yaşlardan evvel öyle üniversite, lise filan bunları evlilik diye almayın. Bunları erkek sizin sayenizde tecrübe kazanıyor. Hmm. Siz de erkek tanıyorsunuz. Böyle alacaksın. Eğer 30'undan evvel evlenirsen Berat, erkekler bilhassa 30'una gelince karısına bakıyor. Ben ne buldum bunda? Nasıl seçtim ben bunu? Ne dediğini bilmesi, istediğinin ne olduğunu anlaması için, gelip geçici olmaması için minimum 30, hadi hatırın için 28 ile 32 arasındaki erkek %100 evlenebiliyor. Hı hı. Ama artı bir de çocuk istemesi lazım. Hmm. Bir erkeğin böyle 30'un üstündeyse filan çocuk istemesi gerekiyor. Hmm. O zaman evleniyor. Karşıda gelen kimse o şanslı kadın, ötekilerinin bütün uğraşlarıyla yetiştirdiği adamla o evleniyor. Ama o da çok sağlıklı haksızlık. Bir evlilik olmaz. O, ama işte çocuk için aslında kadını kullanmış oluyor bir nevi. İşte ama hazır adam, hazıra şöyle harikulade fertilize olmuş bir toprağa ne eksen biçersin. Tamam mı? Sen seni o toprağa getirene kadar yetiştirmişler. Ne istediğini bilmişsin, neyi istemediğini bilmişsin. Hazırsın, askerlik bitmiş, okul bitmiş, iş bulmuşsun. Hepsinden sonra beyazını, sarısını, esmerini denemişsin. Sonunda birini seçiyorsun. İşte o seçtiğin sıraya denk gelen kadın kazanıyor. Denk gelen. Peki kadın evlenmeye ikna etmek için erkeğe ne demeli, ne yapmalı taktiksel olarak? Hayır, bak ben çok taktik yaptım ama hiçbir zaman yaramadım hakiki... Yaramadım. Yok, olur mu? Hakiki hayatımı, yani yalan söylemedim, olmayan bir şeyi mış gibi yapmadım. Hayır, ama ilişkide stratejiler yapılıyor. Ama şöyle taktik yapıyorsun. Yani evlenmek istediğini bir kere siz olun, baştan söylemeyin. Sakın ha. Öyle bu mi? Bir, o tabii. Evlenmek istemiyorum mu diyeceğiz? Yok, hiç evlilikten bahsediyor. Daha tanışıyoruz diyeceksin. Hmm. Sen de. O demesin. Sen olacaksın. Doğrusuyla, iyisiyle, kötüsüyle sen olacaksın. Natürel. Artı. KJ'yi değiştirelim Selim'cim, alttaki. Evet. Yani her hal ve şekilde %100 kendin olacaksın. Açtığın konular hava cıvayla başlayacak. Yani böyle özel sualler sorma ya da kalk ayağa, tek ayağında durarak söyle bakayım, ben sen evliliği istiyor musun? Senin annen baban nerede? Sen ne iş yaparsın? Kaç para kazanıyorsun? Araban var mı? Evin var mı? Böyle sualler sor ki senden 10 kilometre öteye kaçsın adam. Peki erkekler için ise kızın tabiiliğini arıyorlar. Tabii, gayet natürel, öyle bir takım taktikler yapmayan veya yapmadığını gösteren, normal, kavgacı değil, orada burada zır zır bağırmıyor, senin namına kalkıp da yok bakar mısın demiyor. Ben bundan dolayı kaybettiğimi bilirim. Ay bir tuzluk isteyeceğim, kimse aman getirmiyor. Aman, size bir şey söyleyeyim. Ben öyle şeye çok dikkat ederim Selin Hanımcığım. Yani babamdan da öyle gördüm. Hani bir kadınla bir erkek restorana gittiği zaman kadın tabiri caizse hanım hanımcık duracak ve erkek ilgilenecek. O garsonun yani altında olacak. Fakat şöyle bir şey var. Erkek şeyse eğer yani pasifse öyle söyleyeyim. Konuşmuyorsa, onu yapabilecek becerisi yoksa kadın bu sefer mecbur kalıyor. Ama işte buna hem kel hem fodul diyorlar. Hem yapamıyor, evet. Hem kızıyor. Yani ben şahsen baskın karakterim. Ben de baskın karakterim. Ama kocamla olduğum sürece
sana yemin ederim hiçbir zaman ezdirmedim. Hiç burada ezilmiş bir hal var mı bende? Yok. Yok. Evet. Ama her zaman eşini çok iyi tanıyacaksın. Avucunun içi gibi bileceksin. Evet. Şunu söylersem kızar. Bunu yaparsa kızar. Şöyle yapmayacağım, böyle yapmayacağım. Şimdi bir sürü yeni gençlik var. Niye yapmıyormuşum? İstediğimi de söylerim, istediğimi de yaparım. Yapsaydı. Ben yapsaydı. Böyleyim mesela. Ben böyleyim, yok böyleyim demek. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Şimdi epey oluyor. Bir aile dostumuz anlattı. Yeni boşanan bir çifti anlatıyor işte. Neden boşandı diye sorduğumda kız hiç yemek yapmıyormuş. Bu da yeni numara. Şimdi, bana ama çok geliyor şimdi. Ama şimdi bir şey söyleyeceğim. Şimdi bu bana çok saçma geliyor. Çok. Eğer, size danışacağım o yüzden. Eğer arada gerçek sevgi varsa, birbirlerini seviyorlarsa, kız yemek yapmadığı için adam boşanıyorsa orada canım, bir duracaksın. Canım o bir son çıkış noktası. Değil mi? Bahane. Üstüne gelmiş son şaşırmıştım damladır. Şaşırmıştım duyunca. Evet. Bir kere ben kadınım yemek yapmak zorunda değilim diyorsa birisi. Ben de ona diyorum ki peki kadınsan şunu da söyle. Niye ben doğuruyormuşum ya biraz da sen doğur gibi. Bir takım işler var. Sen de çalışıyorsun o da çalışıyor. Bu durumda erkeğe diyorum ki yardımcı ol. Çocuk için de yardım et, ev temizliğinde de yardım et. Sen daha iyi yemek yapıyorsan sen yap. Ama bu demek değil ki kadın böyle oturacak, adam yapacak, adam temizleyecek, adam çocuklara bakacak. Hayır. Karşılıklı olarak bir takım işler vardır ki bunları erkek ve kadın diye ayırmışız. Sana uymuyorsa, sen bundan çok sıkılıyorsan ya da fiziksel bir rahatsızlığın varsa yapamıyorsan bu karşılıklı ne dedim? Ortayı bulacaksınız. O onu yapamıyordur. Erkek iş bulamıyordur mesela. Misal. Tabii, tabii. Kadın çalışıyordur. Şunu söylemeyecek kadın. Niye sen ne biçim erkeksin? Sen niye çalışmıyorsun? Onurla niye ben bakıyorum? Oynar tabii. Çocuklara da bakacaksın erkek işin yoksa. Ev temizliği de yapacaksın. Evet. Burası ikimiz birimiz birimiz hepimiz için. Kesinlikle. Burada böyle oydu da buydu da yok. İyi günler kötü günler ikimiz için. Kesinlikle. Hangimiz doğru. Bu evlilik çatısı içinde şu konu için daha iyiysek kadın erkek diye bakmayacağız, onu yapacağız. Bir de şimdi Selin Hanımcığım, benim gözlemlediğim şu, yeni evlilerde şu an gündemimizde mesela eskidenmiş o zengin erkek fakir kız alsın. Artık o da değişti. Filmlerde ya. Filmlerdeymiş. Yani şu anda artık zengin aile çocuğu da zengin aile kızıyla evlenmek istiyor. Ne dedim? Aynı sosyoekonomik evet, seviyede olmak istiyor. Ama şimdi istiyor. Şu doğru mu sizce? Çok gözlemledim. Erkek eve bakıyor. Eşinin de maddi durumu çok iyi. Ailesi zengin kızını almış. Sen de bunu yap diyor. Bu doğru mu? Ya ne dedim Temin? Bu ailemiz için gerekli ne varsa. Şimdi oğlanın tarafı diyelim ki ev vermiş. Tamam çok güzel. Çocuk çalışıyor aynı zamanda. İyi bir ailesi var, iyi işi var. Kızın ailesi ise veremiyor. Ama kız diyor ki yemek yapmayacağım, çocuğa bakamam, of diye duvarları şeyliyor. Tabii. Bu çok olmuş özür bir bata yani. Evet yakın. Çok var böyle. Çok özür diliyorum. Reklam arasına gitmemiz gerekiyormuş. Unutturma o zaman. Tamam devam edeceğiz. Aynen önemli. Sevgili izleyicilerimiz kısa bir reklam arasına gidiyoruz. Reklamlardan sonra tekrar aile danışmanı, evlilik danışmanı Selin Karacahennem'le birlikte sohbetimize devam edeceğiz. Bizden ayrılmayın lütfen. Evet tekrar hoş geldiniz sevgili izleyicilerimiz. Aile danışmanı, evlilik danışmanı Selin Karacahennem'le evlilikler üzerine, ilişkiler üzerine konuşmaya devam ediyoruz. Bize canlı yayına bağlanmak için merak ettiğiniz sorularınız için isminizi vermeden sormanız için 0212 627 48 48 WhatsApp hattımız olan 0530 848 1312'den de bize an be an yazabilirsiniz. Evet şimdi nerede kalmıştık hemen hatırlatıyorum. Dediniz ki bir dediniz tanıdığımdan duydum. Evet. Ve kız ben ev işi yapamıyorum bilmem ne diye annesini getirtiyor. Annesi geliyor fakat 3 ay sonra diyor ki ben sana bakamıyorum burada benim kocam bilmem ne şehrinde oraya geleceksin diyor. Adama hiç sormuyorlar. Kocası orada duruyor. Bir ev bozulup da kalkıp oraya gidilir mi? Dedim ki işte şimdi ondan söyleyecektim. Pes. Benim oğlanın babası ev vermiş. Senin annen de sana bir para versin. Evet. Bir kadın tut. Ev işini evet. yapsın. Evet. Kadının işi de çok güzel.
İşe gidiyorsan git, gitmiyorsan gitme kimse. Ama eşten ayrı kalınır mı? Yani bir takım gerçekten evliliğin kanunları vardır. Tabii ki saygıdır bu. Katiyetle olmaz. Tabii. Şimdi şeye bile gelmiyor yani, konuşmaya bile gelmiyor kız. Ama çok yazık. Kime kocasına acıyorsun? Harcamış o. Kime acıyorsun? Çocuğuna. Evet. Ben sadece çocuğa acırım. Tabii. Çocuk da, karısı da eminim ki çok iyi evlilikler yapar ama o çocuk ne olacak? Tabii, olan hep çocuğa oluyor zaten. Hep olan çocuğa oluyor. O yüzden iyice evlilik oturmadan da çocuk yapmamak aynen, lazım. Aynen, ağzından aldın minimum 3 sene. 3 minimum. Sene. Ve de her türlü zorluğa karşı dayanabileceğinizden emin olduğunuz zaman, yani işsizlikte, işte çocuk geldiği zaman düzeniniz bozulacak. Bütün bunların karşısında evliliğiniz süper devam ediyor, edebilecekse çocuk yapacaksın. Hiçbir çocuğun kanına girmeyin. Peki Selin Hanımcığım, doğru bir ilişkinin sürmesi için, doğru derken erkek de çok seviyor, kadın da çok seviyor ve sosyoekonomik açıdan olsun ve eğitim açısından olsun birbirlerine de uygunlar. Her tamam, şey güzel gidiyor. Fakat bunun devamını sağlamak için olmazsa olmazlar nelerdir? Tüketmemek için bu ilişki. Tabii. Ben söylediğim gibi yani erkek milleti evliliği devam ettiremiyor. Harikulade işler yapıyor. Fevkaladedir ama evliliği kadın götürüyor. Bu 2 kere 2 4. Bunu hep gördüm. Nasıl idare edeceksin? Sen ben davasına girmeyeceksin. Ben kadınım sen erkeksin yok. Ben fazla para kazanıyorum sen kazanmıyorsun yok. Benim babam aldı bunu, benim anam aldı bunu. Sen ne aldın? Üstündeki elbiseleri bile ben aldım. Söyle bunları, o gün biter. Yani ya, hele benim kocam gibi birisi kapıya koyar seni yani, o kadar. Bu kadın içinde, erkek içinde. Ama bir de bazısı da var. Diyor ki baban alsın, baban zengin diyor. Yok, o evliliğin E harfini dahi bilmiyor. Çünkü tabii, evlilikte ne dedim? Evlendiğin andan itibaren senin üzerindeki hükmü verecek olan kocan oluyor. Amerika'da mesela bu kadar ileri değil mi? Kadın kaç senedir bitkisel hayatta. Soruyorlar kocasına, fişini çekelim mi? Tabii, annesi babası kocada kendini yerden tabii yere atıyor. Aman çocuğum, aman bilmem. Kimse dinlemiyor. Tabii. Kocanın dediğini dinliyor. Doğru. Eskiden şimdi var mı bilmiyorum. Dışarı çıkmak için biz Türkiye'de kocalarımızın izin vermesi gerekiyordu. Evet çıkabilir diye. Şimdi var mı bilmiyorum. Hani kadınları koruyanlar biraz sinir oluyorlar bu işlere. Ama yani bu işlerde karşılıklı sevgi, saygı ve en önemlisi empati yapmayı bileceksin. Evet. Bir de kıskanç erkek bence güzeldir sizce. Yok, kıskançlık hastalıktır. Hayır hayır, hastalık boyutunda değil. Tatlı kıskançlıklar. Tatlı kıskançlıktan ziyade şöyle diyelim. Karısından şüphelenmek. Aa, o karısının yanlış. Aa, her tabii ki nereye bak, bu erkek içinde. Karşıdan karşıya geçecek. Kadıncağız bir sağa bakıyor, bir sola bakıyor. Geçecek değil mi? Adam diyor ki arabayı mı beğendin? Aa, yok o hastalık. Anlıyor musun? Yok o hastalık. Ah, beni kıskanıyor, tabii beni seviyor. Hayır, hayır, hayır arkadaş. Mesela şöyle tatlı kıskançlık sayılmaz mı şunlar mesela? İşte hayatım bu etek çok mu kısa acaba? Gibi. Bunlardan söz ediyorum. Yani. O tamam. Heh. Ama değiştirmek prensip olarak evlilik doğru değil. Hı-hı. Değişecekse bir insan kendisi değişir. Hı-hı. Bende olduğu gibi. Kocam değişmedi, sonra değişti. Evet. Ben daha evvel dedim ki benim için o da iyi, bu da iyi. Yani kötü bir şey yok. Evet. Ne olacak? Ama söyleme şekli. Mesela bazı erkekler var. Ben bilhassa çok gördüm. Özür diliyorum. WhatsApp'tan sorular geliyor da. Ona bakıyorum. Hangisine cevap vereceğiz? Bu çok önemli. Tamam, siz yani öyle söyleyin. Yani diyor kadını. Zayıfsa tamam diyor, bu zayıf kolların çıkmış kemikli. Eğer şişmansa şişman kolların. Bütün halde kendisini, karısını güzel buluyor. Yerle bir ederek tabii konuşuyor. Tabii kompleksi var içinden. Ama senin dediğin gibi soru sorarsa, benim kocacığım Allah rahmet eylesin canımın içi. Nörler içinde böyle yaz yapıyordu bana. Ne demek bu? Ay evet diyor. Söylesin. Hey Allah'ım çekmekten alıp gidip bağım kalmış diyordum ona. Çok gülüyorduk ama demeye çalıştım. Evet. Karısından eminse, kırıcı olmadan, sen erkek arkadaşına ya da kız arkadaşına bir şey söylerken ay sana hiç yakışmamış, bu ne biçim elbise der misin? Demezsin. Aynen, kırmamak ki için değil tabii mi? Tabii ki. Dersin ki ya bu saç güzel ama dünkü daha güzeldi. Esmerlikten ziyade sarışınlık daha yakışmış değil mi? Yapıcı. Kesinlikle. Yapıcı.
Tabii. Ama şunu unutma ki kıskançlık hastalıktır. Hastalık değil. İnan mi? Bu söz. Boyutu da önemli değil. Yani genel anlamda kıskanç olmamak lazım diyorsunuz. İlgi gösterirsin. Birisi seni rahatsız ediyorsa rahatsız olduğunu kocana söylemezsin. Onun bildiğini, gördüğünü, kızacağını bildiğin için sen halledersin. Onun için demeye çalıştım. Kıskançlık iyi halledilirse fena değil. Ama ben şahsen kıskançlıktan evvel bileceksin diyorum. Kocam bunu sevmez, karım bunu sevmez. Bir kadının yanında geçen gün kahve içmeye bir yere gittik. Adamın biri ben utandım kadının namına. Hadi ben değilim, yanımda bir iki genç de vardı kız. Böyle bakıyor. Ay çok ayıp. Ay, o da o ya. O kadın zavallı. Ama yazık, onu nasıl hiç yerine koyuyor? Ama işte bunlar şimdi hoş şu değil. Sorularımı sorayım Selin Hanımcığım. Tamam, İzleyicilerimize ayıp olmasın. Merhaba demiş. İsmini söylememi istemiyor. 7 aylık ilişkim oldu. Ben ona değer veriyorum. Kişiliğine, karakterine, duruşuna. Ama benim sadece ilgim var. Onun da bana karşı duygusal anlamda yakınlık duymadığını söyledi bir arkadaş muhabbetinde. Devam eden bu görüşmemiz bitmeli midir? Yoksa bunu aşmak için ne yapabilirim? Tavsiyeniz nedir? Söylerseniz memnuniyet duyarım demiş. Tabii, teşekkür ediyoruz. Erkeğe zorla beğendiremiyorsun kendini. Bak 7 ay geçmiş aradan hala arkadaş gibi davranıyor. O zaman ya arkadaş statüsüne koyacaksın ya sevgili statüsüne. Sevgili olması için sana bayılıp ayılması, senden çok hoşlanması. Bu sorumluluk almak istemiyor işte. Tabii canım. Mesela net. Ama kanka olmaz kadınla erkek arasında. Yani mümkünse yapmayacağız bunu. Eğer olmuyorsa kızım hiç zahmet etme. O güzel enerjini sana layık, seni anlayacak, seni beğenecek birine kullan. Bence de hiç zamanınızı harcamayın. Aynen öyle. Selin Hanım'a katılıyorum. Şimdi bir tane daha soru geldi. Ne kadar maaş aldığını bana söylemiyor. Ve ağzından hiç güzel kelimeler duymuyorum. Seni çok seviyorum hiç demiyor. Her zaman kavgadan yana hiç değişmiyor eşim. Aynı yerde duruyor. Evliymiş evet. Çalışıyor, dövmeye kalkıyor. Ağzından pis küfürler çıkıyor. Uygunsuz kelimeler söylüyor. Her zaman ben soruyorum ne yapıyorsun diye. Kıyafetime karışıyor demiş. Ne yapabilir? Yani söyleyecek laf bırakmamışım bana hayatım. Çocuk varsa evlilik terapisti sizin son ya devam ya tamam için gideceğiniz yerdir. Şu anlattıkların olduğu zaman prensip olarak evlenmeyin diyorum böyle insanlarla. Evliyseniz çocuktan evvel bunları gösteriyorsa çocuk yapmayın, ayrılın diyorum. Ama çocuk varsa mümkünse evlilik terapisine gidin. Hani ölüyorum da neden öldüğümü bileyim diyeceksin. Bu adamcağızın bütün yaptıkları kızı varmış, sevmedi. Bir kızı varmış. Ah canım benim ah. O zaman evlilik terapisine geliyorsa gel ama yani Allah seni inandırsın. Boşa kürek çekmek oluyor bütün bu dediklerin. Yani sana kangren olmuş bir şeyi de kesip atmak lazım. Ama evvela bir şimdi doktora gitmeden ben kanserim diye bir denemek lazım tabii gidin, ki. Gidin bakın görün. Olmayacak duaya amin kimse demiyor zaten. Hani olabilecekse kurtarılıyor. 3 yaşında hem de kızı. Ah yavrum benim. Yani bir Selin Hanım'a gelin düzeltmeye çalışsın Selin Hanım. Eğer düzelmiyorsa. Ama tabii Selin Hanımcığım bir de şöyle şeyler de oluyor. Mesela hanımefendi çok istiyor evlilik danışmanına gitmek ama eşi yanaşmıyor. Ama şekerim onu da ne yazık ki. Neyse duymasın adamlar ya da bunu yapmayan kadınlar. Şekil bu. Kadın gelmişse kocasına gidiyor diyor ki ben biliyorsun evliliğimizle ilgili bir takım problemlerim var. Adam hemen diyor ki bizim evimizde problem yok. Ya da el alemin kadınına mı anlatacağım ben diyor. Ya, misal. Evet. Yani bir şekilde diyor ki ama bana yardım edebilmesi için diyor psikolog hanımın sana beni soracak. Ben anlatıyorum ama ben kendimi anlatarak benim kendi versiyonumu anlatıyorum. Tabii, tabii. Ama sen gelirsen sen benim hakkımda daha doğru cevaplar vereceksin. Eşim olduğun için seni istiyor. Doğru. O zaman geliyorlar. Hiç gelmeyen bil ki bu evliliği devam ettirmek istemiyor. Tabii. Yani doğru. Bu ne demek? Doktora gitmeyeceğim, çocuğuma aşı yaptırmayacağım gibi. Doğru. Yani inşallah sorunlarınız tez zamanda biter ama evlilik danışmanına gitmeniz şart. Karaciğerin ağrıyınca kalp doktoruna mı gidiyorsun? Hayır. Şu olunca her şey artık bir çözüm yani Amerika'da bununla ilgili var. Beni yolladılar. Benim çalıştığım psikiyatrla beraber çalışıyordum. Onlar dediler ki sen
bu konuda yeni bir şey çıktı, bir konsept, aile, ondan sonra arkasından öteki sene sevgililik, ilişkiler, sonra vücut vücut dili, yardımcı olmak için bunların hepsinde öğrendik. Yani herkes de yapabilir mi bu işi bilmiyorum. En önemlisi her konuda olduğu gibi mümkünse empati yapılacak. Doğru. Çocuklar. Niye ben çok iyi anlıyorum? Buradan girip arkasını okuyorum diyorum. Çünkü empati yapıyorum. O şahsın ne hissettiğini, neden dolayı bu hareketi yaptığı ya da vücut dilini çok iyi anlıyorsun. Sen de anlayabilirsin. Herkes biraz dikkat ederse tabii, anlar. Kesinlikle yani, öyle. Benim tabii gördüğümü siz de görebilirsiniz. Tabii. İşte iyi bakın. Peki gelelim bir de yasak aşk yaşayıp evliliklerini biraz ihmal eden kişilere. Şimdi özellikle bunu erkekler yapıyorlar. Her şey güzel olsa dahi mesela eşi hareketlerinde veya fiziğinde hiçbir şekilde... Fizikle hiç alakası yok. Yani hiçbir şekilde hani her zaman siz söylerseniz ya bakımlı olsunlar kadınlar diye ve davranışsal olarak eşlerine her konuda... eşlerin istediği gibi olsunlar dersiniz ya hep. O yüzden hani hocam söyledim. Evet. Yani her şey muhteşem ama erkek mesela şöyle düşünüyor. Ben her zaman bununla mı beraber yaşayacağım? Değişiklik istiyorum. Ne yapıyor bu sefer? Sevgi yoksa tabii ki yapar. Ne yapıyor? Ama yo ondan da boşanmıyor. O evde duruyor. O onun tapusu. Yani sana bu sefer başkalarına gidiyor ve evli olduğunu saklıyor. Görünüş böyle. Bu görünüş. Bu dünyaya bir kere geldim. Hele birazcık da parasal olarak şeyse her konuda istediğimi yaparım. Hayır Berat'cığım, sevgi yoksa iki şeyi yapamam. Ya taraflardan biri manyak, kontak, akıl hastasıysa yapamam. Yahut da şahısın kalbine, kadın veya erkek, sevgi ekemem. Sevgi yoksa, sıkılmışsa, hep aynı şeylerle devam eden, süre gelen bir evlilik varsa değişiklik arıyor. Yani benim kitabımı istersen göster. Ben o kitapta her türlü konuda bilgi veriyorum. Yani bana gelip de tekte sorduğum zaman niçin ihanet ediyorsun dediğim zaman inan buna bana söylenenleri kadın duyduğu zaman üçüncü seansta alıyorum yanıma. Bak sen böyle böyle yaptığın için senin şu şeylerinden hiç hoşlanmıyor. Kadın şaşıp kalıyor. Aa öyle miydi? Niye söylemedin? Anlamıyorsun. Adam zaten kendini teşhis etse gidecek. Teminle edim programın başında türlü şekillerle evlilikte işlenmediği zaman türlü şekillerle gösteriyor. Bunlardan biri de ihanette. İhanetin evvela sevgi var mı? İhanette işte ben dört dörtlük kadınım. Ama sevgi de var. Mesela şimdi olmuyor. Hocam hayır sevgi olduğu zaman da oluyor. Benim hani gerçekten gözlemlediğim var hani çevremde. Karısını seviyor da, karısını kıskanıyor da. Karısı onun her şeyi tapusu ama istemiyor, değişiklik istiyor. Bu nasıl çözülür? O zaman kendini yenileyeceksin, kadından bahsediyorum. hareketlerin, düşüncelerin çok efendi olacak. Diğer kadınlardan farkın kalmayacak, zayıflatacaksın kendini. Çok üzgünüm bunu söylediğim için ama etraftaki senin kocana asılan kadınlar genelde hep ince, fettan, işveler, cilveleri sen de yap. Ben bir telefonumuz varmış hocam. Televizyonda ben çok söylüyorum. Evet doğru. İş ve cilve telefonumuzu diye. Alalım. Alo. Alo iyi günler. İyi günler merhabalar. Hoş geldiniz canlı yayınımıza. Teşekkür ederim. Buyurunuz. Ben hocama katılıyorum. Öyle insanlar var ki hani eşine şiddet görüyor. Hala da kapıya çıktığı zaman eşlerine diyor ki eşim çok iyi, muhteşem biri, harika biri diye yalan atıyor. Çevre bunu dışlayamasın diye öyle yalanlar söyleyen çok insan tanıyorum ben. Biraz kıssalar ben tam anlamadım. Biraz sesi kıssak mı acaba? Evet çok boğuk geliyor. Evet, şimdi eşi çok iyi olduğunu söylüyor hanımefendi. Aha. Değil mi? Sorun nedir? Duyamadık. Hocamız duyamadı sizi. Yani ben şöyle demek istiyorum. Bazı kadınlar var eşlerinden çok şiddet görüyor. Ve bunu saklayan insanlar çok var. Arkadaşlarım... Birçok arkadaşım eşinden şiddet görüyor ama dışarıya çıktığı zaman ben öyle bir şey yapmadı diyor. Gayet iyi mutluyuz, huzurluyuz ama bazen ben görüyorum ki morluklar üzerlerinde böyle şiddete yani bayağı bir ilerletmiş. Herkes anlıyordur onu eminim ki. Kadıncağız kendi kendini
bir şekilde evet, kamufle ediyor. Evet. Sorunuz nedir acaba? Ya benim sorunum yok. Ben işimi çok seviyorum. Öyle bir şey yapma değişimden. Sadece hocamın bir şeyine katılmak istiyorum. Böyle konuda kadınlar daha bilinçli olsa kendini ezdirmez. Ekonomik, maddi olarak elinde bir imkan olsa hiçbir zaman kadın kendine şiddet gördürmesine izin vermez. Ama maddi durum iyi olmadığı için erkeğe mecbur kalıyor. Gidecek yeri olmuyor, parası olmuyor. Çok üzgünüm onlara. Mümkün mertebe ortayı bulmaya çalışmak. Koca eğer manyak kontak değilse onunla onun sinirini bozacak şeyler yapmamak. Ne bileyim etraf düzgün değilse kocan gelmeden evvel etrafı düzelt, saçına başına şekil ver. Üzerine üstündeki yemek yaptığın kıyafetleri çıkar, temizlik yaptığın kıyafetleri çıkar. Ev kıyafeti olabilir ama değişik ol. Saçına at kuyruğu yap, ne bileyim bir şey yap yani. Böyle adam seni sabah bıraktığı gibi olmasın. Evet doğru. Erkekler, Türk erkeklerinde bunu çok gördüm. Sabah kahvaltısı hazırlamıyorsa karısı çok dertleniyor. Bir de geçirmezse. Evet erken gidiyor olabilir ama onun için kalkacaksın. O yemeğini yerken, kahvaltısını yerken sen de kahveni içeceksin. Güzel kıyafetin bir üzerinde bir sabahlık olacak. Ne bileyim saçın başın, gözlerin şu bu böyle uykudan karşısına yaparak değil tabii ki yani. Böyle bu şekilde. Güle güle canım, ilk günü gibi sonuna kadar bakacaksın. Evlilik bir çiçek. Kadın bundan sorumlu. Erkek ne diyor biliyor musunuz? Beni diyor şöyle işveli, cilveli, beni çekip çevirecek bir kadın isterdim diyor hayatımda. Ama adam son derece zengin, dünya kadar işlerini yapıyor. Onları harika yapıyor ama evi idare edemiyor. Ve çok çabuk evi da... Evi kadın idare ediyor. Kadın idare evet. ediyor. Alttan almak, ezilmek değildir. Kocanızı çok iyi tanıyın. Neden hoşlanır, neden hoşlanmaz. Başkasıyla karşılaştırmayın. Yahut ona kızdığınız zaman son söyleyeceğinizi ilk sakın ola ki söylemeyin. O gün, o anda değil. İstersen kitabımı göster. Evet. Bu kitabımda da yazıyor. Nasıl kavga edilir, para işleri nasıl halledilir, insanlar birbirlerine karşı nasıl bir şekilde davranmalı. Hep alttan alın demedim. O anda söylemeyin. O anda söylediniz mi ne oluyor biliyor musunuz? Bir dakika canım dur izah edeyim deseniz. Canım bakın, deseniz bu kitapta, canım çıksın anlıyorlar. Tüm öğretiler var Selin Karacehennem. Çok güzel ifade etmiş. Hatta ilişki sanatı diye de bir tabiriniz var. Evet. Evet. O ilişki sanatını da çok güzel anlatmışsınız. Bu kitabı başka yerde satmıyoruz. Çok kazıklar yedik ne yazık ki biliyorum, isim vermeyeceğim evet. kişilerden. Evet. Dolayısıyla bize Selin Karacehennem yazıyorsunuz. Bütün çıkanlardan size izah ediyoruz. Evinize kadar da yolluyoruz. Bunu söylemek zorundayım. Tabii çünkü ne güzel arıyorlar, söyleyin tabii çok ki. Çok üzülüyorlar sonra tabii, bulamıyoruz tabii, diye. Tabii. Her peki, şey var. Evet ilişki sanatı nedir demişsiniz. İlişkide tehlike çanları çalıyorsa yani, ne yapılması gerekiyor? Baştan göreceksiniz. Ne yapılması gerekiyor peki? İşte dedim sana. Evvela cinsel alaka bitti mi derhal duracaksın orada. Ya da sen kapıdan kadın diyelim açtın kapıyı. Hoş geldin canım diyorsun yanağından öpüyor. Buradan değil. Hadi çekindi diyelim. Sen ne zaman onun yanına gitsen ya ellerini yıkamaya gidiyor. Ya bilmem işte öpeyim diyorsun dudağını çeviriyor buradan öptürtüyor. Seninle beraber olmuyor. Çok komiktir. Erkekler de başlamış şimdi onu çok görüyorum. Çok hastayım bugün, çok yorgunum bugün demelere. Kadınlar derdi eskiden veya şimdi de. Erkekler de diyor. Ve dışarıda çocuklar... Çünkü kadınlar çok rahat bırakmıyorlar işte. Şimdi söyleyecektim. Çocuklar bir nasıl ortam olmuş. 17-77 arası yemin ederim gözümün önünde. Ay yani diyorum ki aman ya Rabbi, aman ya Rabbi. Bir de şey diyorlar yani buna siz katılır mısınız hocam? Evli erkekler daha mı cazip geliyor? Evli kadınlara? Kadınlar da çok cazip geliyor o arayan adamlara. Çünkü ayrılamıyor. Evet. Ama evli erkeğe bir telefon varmış çok özür sinir diliyorum. Aldığı için geliyor özellikle. Evet. Bir telefonumuzu alalım. İsmini vermek istemeyen bir izleyicimiz şu anda canlı yayında telefon bağlantımızda. Alo. Alo. Merhabalar hoş geldiniz canlı yayınımıza.
Merhaba, hoş bulduk. Buyurun, sizi baş başa bırakıyorum. Ben şimdi hocama bir şeyler anlatacağım ama. Benim eşimle sıkıntım, eşimin beni anlamaması, sürekli aşağılaması, sürekli rencide etmesi beni. Katiyetle kabul etmiyorum. Katiyetle. Etmiyorsunuz ama onlar yapıyorlar. Şimdi aşkım. Kusura. Ne zaman biliyor musun? Söylemeni biliyorum ne söyleyeceğini. Sana sadece yardımcı olayım. Tabii. Bir iyi bir zamanını bul. Aç olmayacak, yorgun olmayacak. Televizyonda çok sevdiği bir şey seyrediyor olmayacak. 5 dakika uzatmadan yanına git, elini tut. Bir şekilde sor ona. Hayatım, niye beni küçümsüyorsun? Niye beni aşağılıyorsun? Ben hiç hoşlanmıyorum ama gülerek ve çok yumuşak bir ses tonuyla. Muhakkak diyeceksin, elektrik geçmesi lazım. Soracaksın, yani ben seni çok seviyorum, sen çok iyi bir insansın, bunları da unutma söylemeyi. Ama böyle yaptığın zaman çok kırılıyorum. Yapmasan olmaz mı? Böyle. Sen sakın deme. Durmadan köşeye sıkıştırıp böyle, hani erkeklerin dediği gibi dırdır vır vır yapma. Ben kadınlara hak veriyorum. Hiçbir kadın durup dururken yapmaz bunu. Ama rica ediyorum. Bu her şey emektir. Gayretinizi esirgemeyin. Onlarla çok iyi konuşun. Yumuşak olun. Ne bileyim ben, müsait zamanlarda hemen elini tutun, koluna girin. Aşkım, sevgilim, kocan geldi mi? Canım, hayatım, bir tanem. Gelirken bir öpücük, giderken bir yana kalın. Bunları yaparsanız hala size hiçbir şekilde sözünüzü dinlemiyor. Hiçbir şekilde ne elini veriyor, ne öptürüyor, ne yatakta size yaklaşıyor. O vakit evlilik terapisi için tam anlamıyla hazırsınız, gideceksiniz. Çünkü sizi aşan durumlar bunlar. Lütfen gidelim, bakalım Beyzade'nin neymiş derdi bir görelim. Olur mu yavrucuğum? Teşekkür ediyoruz. İnşallah sorunlarınız tez zamanda geçer hanımefendi. İnşallah. Evlilik danışmanına giderken tabii biraz da çaba harcamanız gerekiyor değil mi? Sadece evet. Gitmek de yetmiyor. Biraz çaba da harcaması gerekiyor. Ben onlara zaten çok büyük bir zaman, yani bir zaman dilimi veriyorum. O zaman dilimi içinde bir veya iki kere daha görüyorum. Evet. Birer seans dahi olsa. Çok genişlemişlerse azaltıyorum, çok daralmışlarsa genişletiyorum. O dengeyi sağlıyorsunuz. %1500. Peki Selin Hanımcığım, diyelim aldatılıyoruz. Nasıl davranmamız anlarız. Gerekiyor? Hayır, anladık. Nasıl davranacağız? Vallahi Allah bana hiç vermedi, buna müsaade etmedi. Ah, yine reklamımız varmış, şimdi yönetmenim söyledi. En heyecanlı yerde. Reklamdan sonra devam ediyoruz. Evet. Kısa bir reklam arasına gidiyoruz sevgili izleyicilerimiz. Reklamlardan sonra tekrar burada sizlerleyiz. Bizden ayrılmayın lütfen. Evet, tekrar hoş geldiniz sevgili izleyicilerimiz. Kısa bir aradan sonra devam ediyoruz. Çok az bir vaktimiz kaldı bu arada. Hemen hatırlatıyorum, saat 16.00'da Ortaköy'de benim sosyal medya hesabımdan takip edebilirsiniz. Berat Asici Oğlu Instagram sayfamdan görüşmek üzere diyorum. Orada olun lütfen, siz de gelin. Evet, Selin Hanımcığım, şimdi en böyle merak edilen noktadan devam ediyorduk. Nasıl aldatılsın? Aldatıldığımızı anladık. Nasıl davranmamız gerekiyor? Nasıl bir tepki vermemiz bir kere gerekiyor? Bir anlamayan kadını daha şimdiye kadar hiç görmedim. Kadınlar üstelik sağdan sola bakarken adam daha geç realize ediyor karısının ihanet ettiğini de kadın hemen anlıyor. Şimdi iki şık var. Ya benim hiç tutmadığım, gidiyorsun, yüzleşiyorsun, kıyameti koparıyorsun, kocana dır 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 vır 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 yapıyorsun, haklı dahi olsan, bıktırıyorsun. Öteki kadının eline böyle şey gibi veriyorsun onu, altın tepside. Ya da her zaman söylediğim gibi, hanımefendiliğinizi, zarafetinizi, güzelliğinizi kaybetmeyeceksiniz. O kadının özelliği ne olabilir diye düşüneceksiniz. Daha mı bakımlı, daha mı çarpıcı, daha mı ince, daha mı şu, daha mı böyle? Bunları hemen kendinizde gördüğünüz eksiklikleri kocanıza göre yapmaya çalışacaksınız. Mecbur muyum demeyin. Kavga dövüş etmeyin. Hem kendinize hem evliliğinize hizmet etmiyorsunuz. Üstüne üstlük bazı kadınlar da kocanızı elinizden almak isteyen adam cevap vermedikçe, ona daha uzak durdukça sizi arıyor. Ki siz ona şey çıkarın, arıza çıkarın,
kavga edin. Böylece adam aman bıktım deyip gelsin. Demek ki neymiş? Çok zor. Bu dediğimi asla kimsenin başına Allah vermesin. Ama hocam bir şey söyleyeceğim. Şimdi ben kendi adıma konuşuyorum. Evli değilim ama evli olsam şu anda ki eşim beni diyelim aldattı. Ben susamam. Evvela bence çuvaldızı kendine bilmem neyi bilmem neye derler ya var ya. İğneyi... Hayır yani onu yüzüne vurmam lazım. Hayır. Ama şu var bir dakika yalnız şu da var. Şimdi eğer yüzüne vuruyorsam gitmem gerekir. Ya da kavga ettikten sonra nasıl bakacaksın? Tamam işte ya? Onu terk etmem gerekir yüzüne vuruyorsam. Hem kelef adıl olduğu için evet. Sana saldıracak bir de üstüne üstlük. Öyle mi oluyor? Of course hem olarak? Ne biçim? Aa, hem sana üste zannet... çıkıyor. Evet onu yüzlemeyeceksin. Sinsi. Hmm. Bak işte burada evliliğini kurtarmak için taktik ve sinsilik yapacaksın. Böyle burandan kan aksa şeker ne derler şurup içtim diyeceksin. Evet. Bunu yapmak için çok büyük bir kapasite lazım. Hmm. Yani çok zor. Zor İnsan ama bile evet. Bile yapamaz. Yani mesela şeylerine bakmayın ne bileyim. Değil mi? Çok da karıştırmamak lazım telefon falan. Size evet. Karşı kaba mı? Size karşı kötü mü davranıyor? Sizi bırakıp bir yerlere mi gidiyor? O vakit diyeceğiniz şey bir evlilik terapisine gidelim mi? Ben hoşlanmıyorum. Her akşam bir iş için evet gidiyorsun doğru. İşe gidiyorsun muhakkak. Hiç yalanlamak yok. Eminim çok iyi bir insansın. Şudur budur ama hayatımdan memnun değilim. O evlilik terapisti benim dediğim klastaysa %1500 her şeyi ortaya çıkarır. Kendisi yüzleşir erkekle ve size de ne yapmanız gerektiğini söyler. Şimdiden söylüyorum. Bila kaydı şart önce kabahati kendinizle arayacaksınız. Ben durup dururken bu kadar iyi olduğumu sanarken bu adam niye gitti başkasına? O gittikleri de inan ki karılarının yarısı kadar bile güzel değil. Ama erkeklere sor. Güzellik 4. 5. seviyede geliyor. Yok güzellik Adriana Lima bile aldatıldı. Ona bakarsan yani. Türk'te türkü söylemeyeyim yani. Yani her kadın, bir kadın her kadın aldatılıyor sonuç olarak. İşte demek ki alaka göstereceksin, ilgi tabii. Göstereceksin, canım diyeceksin harika. Aman harika güzelsin, şöyle yakışıklısın, böyle şusun. Neyse eksiği son olarak söyleyeyim. Bir masa düşünün içinde... Tatlısı, tuzlusu, işte efendim şusu var, busu var. Ama adam çıkarken ona çikolata veriyorlar ya da bir baklava veriyorlar. Yapabiliyor mu? Yiyebiliyor mu? O halde hala aç. Yiyemez erkek maddi, manevi, doygunsa, karısından mutluysa, evden, atmosferden, her şeyden mutluysa başka kadına gitmez. Kendinize değişiklikler yapın. Her gün bir şeyler dinleyin, eşinize anlatın, masal anlatır gibi. O sizin en büyük oğlunuz. Ha diyeceksiniz ki şimdi kadın hiç erkek idare etmiyor. Çok üzgünüm ama etmesini bilmiyor. Bunlarla uğraşacağıma derdim yani erkeğe de. Sen de şunu yap, ben de bunu yap. Adam sana bakarak, üzümüze bakarak hocam, kararıyor. Hocam ben vaktimizin sonuna biliyorum. Geldiğini söylemek isterim. Her perşembe geleceğimi eğer garanti ediyorsak söyleyelim. Evet. Burada. Onu hocam konuşalım yayından sonra. Ondan sonra söyleyelim. Tamam zaten. Hani çok bu, mutlu olurum ben. Çünkü ona İnanılmaz göre insanlar ayırıyor vaktini de evet. Onun için. Tabii çok mutlu olurum ben. İnanılmaz şey değil, hem de. Sizi tabii, çok biliyorum. Seviyorum çünkü. Sağ ol. Yayından sonra konuştuktan sonra ben zaten... Cuma'dan ya da pazartesinden izleyicilerimize ben kendimi aktarım. Onlarla o kadar bir tutuyorum ki evet, bir anda seni de bırakıp mevzuya giriyorum. Aman çocuklar görmezlik etmeyin yok, diye yok, yazıktır. Yok, evet. Evet şimdi biz yayından sonra tekrar söylüyorum. Selin Karacehennem hanımefendi ile birlikte Ortaköy'e gidiyoruz. Bugün Sevgililer Günü dolayısıyla özel böyle bir etkinlik hazırladık sizler için. Sizleri de davet edip bekliyoruz. Ortaköy'de bulunan bir otelde Selin Karacehennem ilişkilerle ilgili, evliliklerle ilgili konuşacak. Çok teşekkür ediyorum hocam. Şey değil canım. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız. Merci yavrucuğum. Sağ olun. Sevgili. Evet sevgili izleyicilerimiz bugünlük de bize ayrılan süremizin sonuna geldik. Birkaç gün önce Dünya Epilepsi Günü'ydü. Dolayısıyla yarın Türkiye Epilepsi Derneği Başkanı Ebru Öztürk Hanımefendi bizlerle olacak. Epilepsiyi konuşacağız enine boyuna. Yarın aynı saatte 14.00'da canlı yayınla sizlerle görüşmek üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.